İyi akşamlar sevgili seyirciler. Günlerden pazar ve bu akşam Beyaz Futbol çok uzun sürecek, çok çok özel bir gece yine. Çünkü yine herkes çok mutsuz. Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaş mutlu, Trabzonspor mutsuz. Neden olduğunu söyleyeceğim. Trabzonspor bu son dakika gelişmesiyle başlayayım. Ne oldu yine ya? Sivasspor karşılaşması için Trabzonspor yönetimi uzun süredir, yani bir haftadır maç gündüz oynansın diye Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bir istekte bulunuyor. Bakın, doğru. Hava şartları kötü, kar var. Doğru. Bu maçı gündüze alın diyor ama Türkiye Futbol Federasyonu Trabzonspor yönetimine karşılık vermiyor. Bravo. Ve maçın hakemleri, maçın hakemi Volkan Bayarslan trenle Sivas'a gidebiliyor. Trenle, şu anda trende. Kendisi trenle gidebiliyor. Bir, iki, Türkiye Futbol Federasyonu'nun maçla ilgili görevlileri de işte gözlemci, temsilci ne derseniz deyin. Bu isimler hala Sivas'a gidemedi. Onu söyleyelim. Sivasspor da Trabzonspor'a evet diyor, maç gündüz oynansın. Hı-hı. Onlar da istekte bulunuyorlar. Sivasspor evet diyor ama Trabzonspor'un sözü bir türlü diğer kulüpler gibi geçmiyor Türkiye Futbol Federasyonu'nda. Bir şey söyleyeceğim. Çok bitti mi? Pardon. Yok estağfurullah. Buyurun buyurun Sinan abi. Şimdi gündüzlüğün orada sağ havadere baktığımız saat 1.30-2'de gündüzlüğün 3 derece 4 derecedir. Akşamleyin de -3. Saat 8'de de akşam sağ tamam yerden ısıtma fark etmez ama kulaklar mulaklar donabilir. Tabii. Sağlığı tehlikeye atılabilir. Akşamleyin de -5-10'lara falan da gelebilir. Evet. Bakın. Şimdi maalesef bizim Futbol Federasyonu Başkanımız dün akşam seninle işlediğimiz gibi maalesef hiçbir kulüp başkanlarının, kulüplerin bütün isteklerini, bütün dertlerini hiçbir zaman ciddiye almıyor. Ya doğru. Burada sporcu sağlığı çok önemli. Burada hem Trabzonspor'la için hem Sivas'la ilgili. Ya kardeşim saat 1.30'da da iki kulüp anlaşıyorsa bu maçı 1.30'da da oynayabilirsin, 3'te de oynayabilirsin. Naklen yayına da söylersin. Bu oynanmıştır. Tabii. Yıllardır oynamıştır. Yani maalesef Futbol Federasyonu Başkanımız niye bunları hiçe sayıyor? Kulüp başkanlarının isteklerini hiçe sayıyor. Al yine bu hafta hakem skandalları yaşandı. Evet. Birazdan hocam anlatacak. Biz de fikirlerimizi söyleyeceğiz. Yine öyle maçlar var ki Ankara Gücü maçında gördüm, öteki maçta gördüm. Her maçta var abi. Skandallar var bugün de yine. Ama maalesef bir çok özür dilerim. Yani benzetmeyi yapmıyorum. Yap. Çok sert bir, hiç kimseyi ciddiye almayan bir futbol federasyonu yönetim kurulu var diye. Tek başına başkan demeyeyim. Yani başkana birisi söylemiyor mu ya başkanım? Bu bir futbol müsabakası. İnsanların sağlığı çok önemlidir. İnsanların sağlığına dikkat etmesi lazım. Futbolcu sağlığı her şeyden öncedir. Burada bu soğukta insanlar buraya nasıl ulaşacaklar? Karayolları Genel Müdürlüğü az önce paylaşmış. Yani, işte Sivas'tan havalimanı yolu. Sivas havalimanı yolu. Hayatta bir futbol maçı bu. Ya sevgili başkan Allah aşkına ya. Biraz şu kulüplerin ciddiye al ya. Bu kulüplerin dertlerini, kederlerini, isteklerini ciddiye al biraz cevap ver ya. Olur de. Çünkü sen futbolun patronusun. Bu kulüplerde senin dostların, arkadaşların ya. Yapma gözünü seveyim ya. Ben biliyorum abi. Trabzonspor hafta başından beri uğraşıyor maçı almak için. Evet. Ama maalesef almadılar. İnşallah yarın da bakalım ulaşabilecekler mi? Neyse. Bu akşam konumuz Fenerbahçe. Sinan abi. Da var. Hepsini oraya geçelim. Bir son dakika gelişmesi daha vereceğim. Arkadaşlar alalım. Bu arada yoldakilere de Allah yardım etsin. Onu da söyleyelim. Dışarıda kalanlara da Allah yardım etsin. Bir son dakika gelişmemiz var. Yaklaşık bir saat önce duyurdum. Bir kez daha söyleyelim. Saat 13'te Galatasaray yönetimi yarın olağanüstü toplanacak. Kararlar neler bilmiyoruz ama neler konuşulacağını biliyoruz. Bir, penaltı bugün Karagümrük pozisyonu, yani Fatih Karagümrük'ün penaltı diye isyan ettiği pozisyon. VAR kayıtları, Fenerbahçe Karagümrük maçındaki VAR kayıtları ve gazeteciler, medyadaki bazı gazetecilerle ilgili açıklamalar yapılacak. Bunlar konuşulacak olağanüstü toplantıda. Galatasaray yönetimi yarın saat 13.00'da olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantının ana maddeleri Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçında yaşananlar. Ali Koç'un hakemler ve Merkez Hakem Komitesi hakkındaki açıklamaları. Ben bunu kibarcasını yazdım. Sosyal medya olduğu için tehditleri diye Galatasaray'dan gelen bilgi. Ali Koç'un hakemler, Sayın Ali Koç'un hakemler ve MHK hakkındaki tehditleri, verilmeyen penaltı ve medyada yaşananlar.
medyadaki bazı kalemşörler hakkında diyor. Ayhan Akman'la ilgili karar da bir açıklayacaklar galiba. Onu bilmiyorum. Onunla ilgili hiçbir şey bilmiyorum ben. Onu bilmiyorum. Şimdi Abdülkerim abi çok yoğun saldırı altında tabii ya belli kanallarda. Ben doğa yarınki açıklamayı dikkatle izleyeceğim. Şimdi konumuz tabii ki öncelikli olarak Fenerbahçe. Döneceğiz. Tek tek yorum alacağım hepsinden ama sevgili Abdülkerim abi. Fenerbahçe'nin bugünkü karşılaşması yine herkes başladı bir şeyler söylemeye başladı. Şimdi, evet. Konuşuyorlar. Fenerbahçe taraftarlardan gelen şu anda özellikle sana sormamı istedikleri işte penaltı pozisyonu kararları ve Şimanski. Bunlarla ilgili olarak senden yorum alalım. Şimdi, neler söyleyeceksin? Şimdi dediğin gibi ben geçen hafta bir şey söylemiştim. Demiştim ki artık sıkıldım bu düzenden. Bir hafta işte Rams Park'ta kara gece, bir gece Kadıköy'de kara gece, öbür hafta işte ne o Vodafone Park'ta kara gece, Tüpraş, Pendik'te kara gece, Tuzla'da kara gece, yok Kayseri'de kara gece. Artık her hafta bu tekler açılacak. Ben sıkıldım bundan demiştim. Dolayısıyla şimdi biz bir futbol programıyız. Bugün maçta ne oldu, ne bitti? Değil mi? Millet merak ediyor. Kimler iyi oynadı? Fenerbahçe'deki eksikler ne kadar oyunu etkiliyor falan filan. Karagümrük'ün iyi oyunu falan filan. Her neyse. Şimdi bütün bunları ben burada anlatmak istiyorum. Fakat biliyorum ki ben bunları anlattıktan sonra Ahmet Hoca kara gece muhabbeti. Çünkü tweetinden belli Ahmet Hoca'nın. Hemen tweet'i atmış Ahmet Hoca. Rasim de ona destek vermiş. Gayet normal. Ki ben sana sordum. Ben, hocanın tweetlerine ne diyorsun ben dedim. Ben çok normal karşılıyorum zaten. Yani böyle bir şeyi. Çünkü Rasim de hemen peşinden gelecek belli. Normal yani. Normal abi bir şey yok yani. Çünkü tersi de olduğu zaman Rasim de aynı şeylere uğruyor karşı taraftan. Tabii. Rasim de buna gelecek. Dolayısıyla benim burada yaptığım futbolcu analizleri, oyun analizleri hepsi güme gidecek. Yo ben yapamam. Ben uzatmıyorum onun için. Benim Fener söz hakkım saklı kalsın. Hayır saklı kalmasın. Hayır şöyle. Ama Fenerbahçeliler seninle. Abi tamam. Rasim bir saniye abi ne olur. Abi ki Fenerbahçeliler benimle maçla ilgili, takımla ilgili ne konuşacağımı merak ediyorlar. Ve söyleyeceğim diyorum. Ama bence Ahmet Hoca ve Rasim. Bir konuşsunlar. Çünkü ben konuşsam analiz yapsam Cenk der ki beyler bu analizi falan bırak artık biliyorum. Bu analizleri geç. Bugün maç oradan alındı buraya verildi. Neyin analizi diyecekler. Onu peşinen de çünkü benim bütün söylediklerim taca çıkacak. Futbol adına konuştuğum hiçbir şeyin anlamı kalmayacak. Çünkü artık Türkiye'de hakem kararları öncelikle insanların merak ettiği şey. Teknik, taktik, analiz, takım, oyuncu performans umurunda hocanın değil insanlar. Dolayısıyla bütün söylediklerimin boşa gitmemesi için diyorum. Ben önce bir dinleyeyim. Ondan sonra maç analizi, oyuncu analizi yaparım. Peki Ahmet Hocam. Evet. Rasim geleceğim. Ahmet Hoca tweet attı maç sırasında. Ben de atmıştım ama tabii ki Ahmet Hoca'nın attığı tweetler eski bir hakem. FIFA kokartlı hakem. Hakem hocası. Bir izleyelim bakalım. Hakem hocası değilim ben. Hakem hayır buradaki hakem hocası buyurun. Ya. Hakem hocası. Hakemlerin bu ne abi? Hakemi? Kadıköy'de kara bir gece değil skandal bir gece yaşandı. Hakem Arda Kardeşler ve Hüseyin Göçek. Hüseyin Göçek var hakemi bu arada. Maçı Karagümrük'ten alıp Fenerbahçe'ye verdiler. Kayarak yapılan müdahalelerde el ve kol yukarı kalkamaz. Doğal konum değildir. Samet'in pozisyonu net bir penaltı. Devam edelim. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu derhal istifa et. Görev verdiğin hakemler senin ve Türkiye Futbol Federasyonu adına mahkemeye verdiğin Ali Koç'tan günah çıkartıyorlar. Bir daha okuyorum bunu. MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu derhal istifa et. Görev verdiğin hakemler senin ve Türkiye Futbol Federasyonu adına mahkemeye verdiğin Ali Koç'tan günah çıkartıyorlar. Şimdi o an geldi çattı. VAR konuşmaları açıklanmalıdır. Zira Arda Kardeşler'le Hüseyin Göçek arasındaki sözler Türkiye'yi zıplatacak şeyler olacak. İnanın bana. Şimdi o an geldi çattı. VAR konuşmaları açıklanmalıdır. Zira Arda Kardeşler'le Hüseyin Göçek arasındaki sözler Türkiye'yi zıplatacak şeyler olacak. İnanın bana. Hadi zıplayalım hocam. Zıpla. Ya zıplayamam şu anda. Nasıl zıplayayım hocam? Arkadaşım. Şu anda nasıl zıplayayım hocam? Tamam nasıl zıplayayım ama? Zıplatman lazım. Şu anda futbolu oluşturan kulüp başkanları, yöneticiler, antrenörler, bu işten ekmeğini kazanan futbolcular, basın. Ben Apo ve Sinan'ın yaklaşık 40-45 yılı futbolun bir fiili için. 40-45 yaşta var. Birçoğunuza göre abi sayılırız. İnanın bana. Şu anda Türkiye Futbol Federasyonu, hakemler,
bilerek veya bilmeyerek Türk futbol tarihinin en rezil dönemini yaşıyorlar. Bu sadece kabiliyetsizlik filan değil. Burada kötü niyet var. Evet. Belki avantalar var. Kimseyi suçlamadan Mayıs genel konuşuyorum. Var. Belki payeler var. Belki başka beklentiler var. Var oğlu var. Çok açık bir şey söylüyorum. Ali Koç 2 hafta önce çıktı. Futbol Federasyonu'nun hakemleri içinden geçti. Ne demek bu? Türk futbol tarihinde ilk defa bir kulüp başkanı bir Fenerbahçeli federasyonda birini tokatlarsa hiç şaşırmayın diyebilecek kadar çirkinleşti. 62-22'ye muhalefet edercesine çok ağır bir söz söyledi. Hocam özür dilerim. Rasim lütfen müdahale etme. Çirkinleşti bak. Hoca isterse söylesin. Bir de döverim diyor yani. Yok, çok özür dilerim. Müdahale etme hocaya ne olur. Bazı şeyler çirkinleşti kelimesi yani. Olmuyor pek ne olur. Ediyoruz işte biz ben, ediyoruz. Birisi bir etmiyor bir arkadaş. Evet. Arkasından hakemleri ve yetkilileri nerede olsa fotoğraflayın gibi son derece tehlikeli laflarla devam etti. Ardından da MHK başkanına omurgasız, kaburgasız filan gibi laflar söyledi. Tamam. Bu Cumhuriyet tarihinde, Türk futbol tarihinde pek böyle bir şey hatırlamıyorum ben. İnfialler, reaksiyonlar. Ne oldu? Adımın Ahmet olduğu gibi biliyorum. Özellikle Hüseyin Göçek ve Arda kardeşlere bunu ispat edemem. Şu empoze edildi. Federasyon ve MHK Fenerbahçe ile ağır problem içinde. Fenerbahçe bize silahı çekti. Aman gözünüzü seveyim bu maçta Fener'e bir şey olmasın gibilerinden. Aynen. Bir şey yap, ispat edemem bunu. Yani ama aldım bu. Kriz daha büyümesin aldım diye Fenerbahçe'yi tutun dedi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Aynen. Ne amaçla oraya geldiği belli olmayan bir şahıstır. 3 sene öncesine kadar sadece ticaret işiyle uğraşan, bildiğim kadarıyla tekstilci, overlockçu, kim efendim başkanıydı? Ayakkabıcı, İhracatçılar bilmiyorum. Helal iş yapıyor. Birden bayram değil, seyran değil. Önce Antep Başkanı, oradan da pat futbol. Bir defa bu futbol kulüpleri utanmalıdır. Bizler de utanmalıyız. Ben de dahil. Evet. Biz bu şahsı niye Futbol Federasyonu Başkanı yaptık? Tabii sen ben dedim sana utanmalıyız. Ben çünkü delegeyim. Ben de oy destek verdim. Evet. Ölene kadar da oy vereceğim. Evet. Ben ve biz de utanmalıyız. Biz bu adamı yaptık. Tamam geldi demokratik olarak. Futbolun içine etti. Mal ortada. Bir defa bir futbol merkez hakem komitesi, bir kulüp başkanını her evet. ne kadar şikayet anayasal bir haksa da şikayet etmemeli. Şimdi ben de diyorum ki ikinci tweetimi koy. İkinci tweetimi İkinci tweet gelsin arkadaşlar. Aradaki, hemen. Aradaki tweet. Hadi şimdi siz ispat edin bakalım. Ver tweetimi. Alıntıladığın tweet değil mi? Hayır. Bu. Bu. MHK Başkanı İbanoğlu derhal istifa et. Görev verdiğin hakemler, Arda kardeş, Hüseyin Göçek, senin ve TFF adına mahkemeye verdiğin Ali Koç'tan günah çıkar diyorlar. Hadi günah çıkartmadıklarını siz ispat edin. Şu anda Ali Koç'la Fenerbahçe Kulübü'nün 1 numarasıyla, Türk hakemliğinin 1 numarası Ahmet İbanoğlu mahkemelik. Hukuki husumet içindedir. Hukuki husumet varsa ve birinin menfaati diğerinin düdüğünden, kaleminden geçiyor ise bu iş böyle devam edemez. Fakat rezillik şu. Ahmet İbanoğlu, MHK Başkanı. Değil Ali Koç'u mahkemeye vermeyi. Federasyonda tuvalete giderken bile normal olarak, hiyerarşik olarak Futbol Federasyonu Başkanı'ndan izin almak zorundadır. Büyük hepsi izin almadan bu davayı açamaz. Ben de MHK Başkanı olmuş olsaydım ki Allah korusun. Ben de birinle hukuki bir takibat başlayacaksa olsaydım böyle bir... İzin istersin. Federasyondan izin, Federasyon Başkanı izin isterdi. Burada bir anormallik yok. Peki soruyorum. Bu izni niye verdin? Bu izni niye verdin? Aleni artık küfür edilmiş. Müsaade bir dakika kardeşim. Omurgasız bak tekrar söylüyorum. Bu izni niye verdin? Peki verdin ne elde ettin? Bir defa cehalet var. Omurgasız Yargıtay içtihatına göre bir hakaret değildir. Bir adama ahlaksız dersen bu hakaret değildir. Bir adama terbiyesiz dersen bu hakaret değil. Bu Yargıtay kararları karakter var. Karakter zaafı. Karaktersiz dersen suç. Hakarete evet. girer. Oraya giriyor. Omurgasız lafı asla ve asla. Karakteri zayıf diyor ama. Asla ve asla. Şey değildir. Omurgasız, duruşu olmayan da. Omurgasızdan bir şey çıkmaz. Benim ki çıkacak olsa bile. Hadi şimdi bundan sonra. Şimdi ben Galatasaray Başkanı'nın yerinde olsam derim ki. İbanoğlu mahkemeye verdi. Fakat sonra yaptıkların hata. Şu anda da hakemleri manipüle edip. Jenerik senaryo tabii. Fener'i kolluyorlar. Şimdi hep eğrisi.
her şey, hani ilk yarıda Szymanski'nin hareketi içeride başlıyor, içeride düşüyor. Hepsini tartışabiliriz. Rezalet. Hepsini tartışabiliriz. Bakın tartışabiliriz. Tabii ki tartışamaz. Tartışacağız. Ya Rasim niye yapıyorsun? Hocam işe yaptı. Çünkü neden? İşi yeten. Bu. İşi bu. Hocam devam et lütfen. İşi algı yapma. Bana mesaj yağıyor ya. Sen bize yağmıyor mu ya? Bu telefonda bir tek sende mi ama var bitirelim ya? Rasim bak. Bu telefon bir tek sende mi var ya? İyi de sen, sen güzel konuşuyorsun. Ben ne konuşuyorum? Hiçbir şey konuşmadım. Hak verdi. Ama bak söz hakkı verdi. Dedi ki Rasim ile Ahmet Hoca'ya verdi. Bir tane lafın arasına bir şey katmıyorum. Son 10 programda konuşma ortalamasını alın. Ben 10. kere ya sen bizden daha çok konuş. Senin yaptığın konuşmak değil. Senin yaptığın şeytanlık. Araya tek kelimeler sokun. Vereceğim. Tamam, ahlaksız dedi. Onu dedi. Aa yaptığın algı operasyonu. Bunu var ya. Ya bu 10-15 yıldır yaptığın işler bunlar. Yapma. Ben Ahmet Çakır'ı dinliyorum. Bir tane araya laf sokmuyorum. Sen konuşma istiyorsan ben seni bir saat tutacağım, dinleyeceğim. Sen konuşmuyorsun ki. Sen konuşanların arasına iki tane laf sokup algı yaratıyorsun. Rica ediyorum. Ahlaksız da dedi. Abdülkerim onu da dedi falan filan. Hadi hocam. Yapma diyoruz, yapıyorsun. Rica ediyorum. Duramıyorsun. Sana da vereceğim. Alışmışsın. Aynen huyum bu ya. Bravo. Huyum mu? Huyum araya girmek. Algı yapmıyorum. Huyum mu? Espri de giriyorsun ama bunlar ciddi konular. Kulübün adına, kendi tuttuğun kulüp adına algı yapıyorsun. Aynen. Sen konuşur musun hocam? Ciciyorum şimdi. Hadi Abdülkerim abi. Aynen öyle. Senden de rica ediyorum. Rasim lütfen. Buyur hocam. Hadi hocam. Bak bizim aramızda konuşuyor hocam. Dinliyorum. Bir tane laf sokmuyorum oraya. Hadi. Hocam hadi. Konuşmuyorum. Hadi hocam. Bu işin şeyi çıktı. Adam haklı kardeşim. Ben de olsam ben de konuşurum. Bakın sen böldün. Ama hocam bir şey söyleyeceğim. Sen böldün. Lütfen rica ederim. Rasim de Abdülkerim abi. Müsaade eder misiniz? Amma abarttınız ha. Ben eski bir hakemim. Bir kere bakarak uyarırım oyuncuyu. Esas Abdülkerim hocamı bozdu. Bir kere sen, oyuncuya... Niye biz susuyoruz da sen susmuyorsun? Hadi arkadaş. Hocam. Oyuncuya bakarak uyarırım. Hadi Ezibel hadi. İkincisinde bakmadan uyarırız. Üçüncüsünde oyunlar atarım. Buyur hocam benim. Lütfen. Hocam lütfen. Ben dinliyorum hocam seni. Çok önemli bir seni. Gece çünkü. Hadi, hadi hocam ediyorum. Çok güzel anlatıyorsun. Çok rica ediyorum. Hepsini tartış... Ama bu gece tartışılmayacak bir karar var. Beni birisi... Samet'in şöyle topu atlayıp koluyla, dirseğiyle, şurayla kestiği pozisyon penaltı olmadığı konusunda birinin, eski bir hakemi, FIFA hakemini ikna etmesi lazım. Şimdi ben çok merak ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu adil, namuslu, haysiyetli bir kurumsa ki öyle olduğuna inanıyorum. Mütekabiliyet esasına göre, yani karşılıklılık esasına göre nasıl geçen sene Sivas Galatasaray maçında offside'ımızı kimse anlamadı. Büyük ekşi dedi ki kardeşim açıklayın. Güzel. Çünkü orada Galatasaray nemalanmıştı. Evet. Şimdi ben de diyorum ki bu akşam da Fenerbahçe nemalandı. Şimdi ben de diyorum ki ilk defa bu 1,5 sene bu VAR kayıtlarını açıklayın. Niye? Bir hakem bak şeyi anlatabilirsin. Szymanski olayında var yapıyorum. Diyorum ki doğrudur. İlk hareket dışarıda sonra diziyle çizginin nerede üzerinde diyor? Süpürüyor. Aynen. Hakem diyor ki ilk hareket nerede? Dışarıda başlıyor. Peki dışarıda başlıyor da ondan dışarıda sonra bitiriyor. Dışarı çıktığı için falan derse boğuntuya getirirsin. Bakın futbolda bazı pozisyonlar vardır boğuntuya getiremezsin. İşte boğuntuya getirilemeyecek. Şunu diyebilir. Samit hatırlar mısın bir Gaziantep maçı vardı biz Abdülkerim'le çok tartışmıştık. Evet evet. Antepli oyuncu atladı. O sahayı kesti. Elini. Yere düşerken aynen. Eline çarptı. Bu doğal konu. Bir oyuncu yere atlarken, bir oyuncu kayarak hamle yaparken el sağında solunda olabilir. Bu normal. Bir oyuncu topa atlarken böyle elini kaldıramaz. Ancak surat koruma hareketi serbest duruşlarda barajdaki oyuncu burnu kırılmasın, yüzü gözü patlamasın diye şöyle yaparlar. Bazen de çok özür dileyerek önemli organlarını korurlar ki gelen top zarar vermesin. Evet. Bu tamam. Oyun devamında bunu yaptığım vakit elini... Şimdi ben Hüseyin Göçek'te Arda kardeşlere soruyorum. Eğer federasyon namuslu ve şerefli insanlarsanız ki öylesiniz. Karşılık esasına göre yarın en geç 17'de. Var penaltı pozisyonla ilgili VAR kayıtlarını açıklayın. Bakın Türk hakemliğin ne hale geldiğini bütün 85 milyon görsün. Bütün bunların sorumlusu Mehmet Büyükekşi. Eğer biz adamsak, 250 tane delege içinde bir adam var, yarından tesi yok, bu federasyon başkanını görevden aldırmak için imza toplamamız lazım. Bu da bizim demokratik hakkımız. 40 veya 50 imza topladığımızda bunları yazın efendim. Yeniden seçim olur. Evet. Mehmet Büyükekşi'nin Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olmaya hakkı yoktur.
Ahmet İbanoğlu'nun MHK başkanı olmaya hiç hakkı yoktur. Hele bu dakikadan sonra hadi yüreğiniz yetiyorsa İbanoğlu'yla devam edin de göreyim. Çünkü bundan sonra Fener'in lehine olan hakem hatalarında günah çıkartıyorsunuz. Aleyhine olan hakem hatalarında da MHK başkanınıza, hakemler için söylüyorum, yalamalık yapıyorsunuz diyecekler diyeceğim. Bir çuval incirin içine ettiniz Sayın Büyükekşi. MHK'nizle birlikte, hakemlerinizle birlikte. Arda kardeşler ben yer miyim? Aklın sıra cartçurt yapıyorsun ya, kalbin Yusuf Yusuf. Sağda korkuyorsun. Çok oyuncular zarçurt yapıyorsun. Hocam, ben yakalamışım pozisyon, sen de yakaladın. Hocam bu pozisyon sen penaltı diyorsun. Sen ne diyorsun? Bir dakika tamam. Bir dakika. Szymański'nin pozisyonu ne diyorsunuz? Şimdi Szymański'nin pozisyonu önce ben dışarıda gördüm. Allah biliyor ya. Tamam. Sonra geldik Apo'yla buluştuk. Yarın 17'ye kadar. Tamam. Önce bilekten sonra da diziyle süpürme var ve süpürme ceza alanı çizgisi üzeri ve içi. Tamam. Dolayısıyla o da penaltı. Bak yürütçe söylüyorum. Aynen. Fakat şimdi bak futbolun içinden gelen bazı adamlar vardır. Bazı pozisyonları ya burada hata oldu dersin ama bunu hata bu su kaldırmaz diyorsun. Bu su kaldırmaz. Bu su kaldırmaz. İşte bazı böyle itmeler vardır, çekmeler var. Tamam. Penaltı verdi, vermedi. Tamam. Bazı hareketler vardır, su kaldırmaz. Tartışmasız. Evet, benim düşüncelerim bunlar ibaret. Peki. Rasim. Buyur kardeşim. Seni aralım. Hiç araya girmeden diyorsun. Teşekkür ederim Rasim, beni sessizce dinledin. Rasim, şimdi Ahmet Hoca'nın bu konuşmalarından sonra bana tweet yağmaya başladı. Şöyle, Fenerbahçelilerden geliyor. Bunu Abdülkerim abiye de söyleyeceğim. Galatasaray'ın, yani rakibi Galatasaray'ın canı yandığı zaman mı hakemler istifa etmeli, MHK başkanı istifa etmeli? Fenerbahçe'nin aleyhine verilen bir karardan sonra mı ya da lehine verilen bir karardan sonra mı? Bir de neden hep Fenerbahçe işin içindeyken bunlar oluyor? Artı özür dilerim, Serdal Adalın açıklaması mı? Rasim konuştuktan sonra verelim. O da Beşiktaş Başkan adayı da bu akşamla ilgili bir açıklama yapmış. Ben, ben Rasim'e söz hakkını verirken dedim ya kendi hakkımı Rasim'e veriyorum diye. Şunu söyleyeyim. Rasim şimdi bu konuda çok mağdur olduğunu hep dile getiriyor. Ben işte az konuşuyorum, bana az söylüyor. Ben de diyorum ki Rasim buyur. Bir saat, bir buçuk saat konuş. Bak, estağfurullah ya, 10 dakika yeter. Hayır, hayır. Hani lütfen şu mağdur edebiyatını bırak. Beni konuşturmuyorlar edebiyatından. Yani, ben yok, sıkılıyorum. Yani, sıkılıyorum, lütfen. Şimdi bir saat konuşacaksan bir saat. Ağzımızı açmayacağım. Ya, bazı konular o. Bununla ilgili değil. Futbol konusunda Ertem her zaman şeydir. Şimdi burada ben Fenerbahçe aleyhine... Deminki mi? Fenerbahçe lehine sürekli hata yapılıyor falan demiyor. Fenerbahçe kayırılıyor demiyor. Ama Çakar'ın analizine katılıyorum. Şu gelinen noktada Ali Koç'un işleri, yani şeyi yükseltmesi hemen Türk hakemlerini etkiledi. Bugün tansiyonu maçı, yükseltmesi. Evet, Karagül bu da bir taktiktir. Yani iyi geçinirsen netice alabilirsin ya da kavga edersin, korkutursun, korkuyla netice alırsın. İkisi de sonuç alır Türkiye'de. İkisi de taktiktir. İnsanlar da kim iyi geçinerek sonuç alır. Herkes de iyidir. Abicim. Ya da bir de korkuturlar. Daha böyle kabadayılıkla netice alırsın. Her ikisi, ikincisi daha bizim şey, millete daha yatkındır. Yani onun için de bazı siyasetçiler yumuşak başlayıp sert bitiriyorlar. Çünkü bakıyorlar başka türlü yönetemiyorlar. Burada da Ali Koç bu taktiği yaptı. İbanoğlu kendi namusunu kurtarmak için büyük kişinin de onayıyla dava açtı ama hakemler tersten etkilendi. Ve gerçekten de bir yandan da Fenerbahçe ile özellikle Ali Koç'la daha fazla aramızı bozmayın diye bu hava oluştu. Bu zaten konuşuluyordu. Bugün net bir biçimde Arda kardeşler ve daha ziyade de Hüseyin Göcek maçı aldı, Fenerbahçe'ye verdi. Ha işin teknik taktik kısmında Apo abimin daha konuşması lazım. Ben Fenerbahçe'de büyük bir gerileme görüyorum. İsmail Kartal'da şanzımanı dağıtma görüyorum. Ve artık o taktiği keşfedildikten sonra bence B planına geçemiyor ve Fenerbahçe için iyi değil. Ama o benim haddim değil. Onu Fenerbahçeliler kendi arasında konuşsun. Esas bence gerçek tehlike de o. Hakemler hallolabilir. Ama Arda kardeşler ve Hüseyin Göcek olayı artık hata mata değil. Bu buraya çıkmış. Bu maçı Fenerbahçe galip gelecek. Yani tabii çok kara gömülük 4-5 hastaydı değil ama belli bir şey. Hani şimdi bakın Süleyman Urmali değil mi? Mükemmel bir açıklama yapmış. Süleyman Urmali siz benden daha iyi tanışırsınız. Bize yaptığı daha ağır. Birazdan okuyacağım. Ben Süleyman Urmali'yle iki defa yan yana geldim yanılmıyorsam. Yemek yedim. Apo abim de vardı. Sinan abi yoktu. Ahmet Çakar vardı. Sen yoktun Ertem.
Biz üçümüz vardık. Süleyman Urma orada hakem tiplerinden bahsetti. İsim vermeyeceğim. Hatta bir hakemden konuşuyoruz. Ya Rasim dedi, o hakemden ben memnunum dedi. Maçın başında dedi, kaybedeceğimizi söylüyordu dedi. Biz ona göre, oyuncuları dedi, hesaplı kullanıyorduk dedi. Sorduğum zaten bizim oyunculara vermiyorum hiçbiri. Ya fazla koşmayın zaten galip gelemeyeceksiniz diyor dedi. Biz de o maçta madem yenileceğiz kardeşim. Ne yapalım ona göre işte rotasyon yapalım. Sakatlanabilecek oyuncuları oynatmayalım falan. Böyle bir şey söylemiyordur, tahmin ediyordur. Yemin ediyorum söyledi. Bak ikisi de şahit. Doğru mu Apo abi? Doğru. Yemin ediyorum söyledi. İsim vermiyorum. Hakemin de ismini de söyledi. Hatta ben o hakemin ismini söyledim. Rasim o iyi dedi. Sen onu kötüleme dedi. Niye dedim Süleyman abi? Ya dedi o dedi açık açık söyleyen bir adam dedi. Baştan dedi ben maçı aldım o. Şimdi kabulleniyoruz dedi. Bakın Türkiye futbol durumu bu. Bunu bilsin izleyiciler. Taraftarlar kendini kandırmasın, kendini aldatmasın. İkinci dedi. Namuslu gözüken namuslu hakem. Dur şey çıktı galiba. Yok yok. İyi be. Yok şey çıktı galiba. Piller mi çıktı? Piller çıktı galiba. Tamam. O sırada Rasim'in dedikleri gerçekten son derece önemli. Mustafa gel Mustafa. Yani gerçekten enteresan. Aynen bu Ertem'cim. Keşke sen de o gün olsaydın. Şimdi oldu. Bir saniye sen tamam şu an nasıl geldi mi ses arkadaşlar? Geldi, şu an geldi. Yok gelmemiş hala Rasim. Ters taktın. Ters mi taktım? Yok şu an geliyor gelmiş. Ses geliyor. Tamam. Cebine koysan onu şimdi Rasim'cim. Aynen. Ertem'cim ikinci dedi namuslu gözüküyor dedi. Giden söyleriz dedi. Bak hocam böyle böyle mi? Yok dedi ben gördüğümü çalarım. Namusluyum. Zaten en çok namus satandan korkacaksın. Bizim gazeteciler camiasında da. Nerede namus satan, ahlak satan gazeteci varsa namussuzdur, ahlaksızdır. Daha yeni bak Çakar'ın da tanıdığı, isim vermeyeceğim bir kardeşimizi aramış seninle ilgili haber yapmayabilirim. Sen de bizi gör demiş. Kendisi açık olacak. Sen söyledi zaten. Bişar ismini de vereyim. Aramış resmen Bişar'a şantaj yapmış. Bir gazeteci ya. Ben de kim olduğunu biliyorum. Hemen ya bu. Ve bundan namus satar, ahlak satar, şeref satar. O zaten bundan çok bahseden adam yok demektir. Bunu bilin. Çok ahlaktan bahsediyorsa, çok şereften bahsediyorsa yok demektir onda. Bunu bilin. Senelerce sizi bazı gazeteciler kandırdı. Sonra da seçimde olduğu gibi Bekir Ardır da kandırdı. Çapa oturdunuz. Burada da aynı şey. Abi, kardeşim, böyle bir şey olur mu? Bu kara gümrüğün emeğine yazık. Bu insanların emeği başka başta Fenerbahçelere de yapıldı. Bak Fenerbahçelere çok doğrandı Apo abi. Ben bunu kabul ediyorum. Zaten burada hep şu kayrılıyor da, hep şu kötü oluyor diye ki. Arda kardeş, Hüseyin, Göcek falan korkak adamlar ya. Bunlar düdüğünü asmalı. İbanoğlu dediğin adam, ben Ahmet Ali Koç'a katılıyorum. Bana da dava aç sevgili İbanoğlu. Ben de seni iyi idareci görmüyorum, korkak görüyorum. Karakterse onu biliyorum, adam tanımıyorum. Ama bu kötü bir idare ya. Kötü yönetim ya bu. Kötü yönetim bu. Elbette Ali Koç'un söyledikleri çirkin. Yok tokatlarsın bilmem. Boş boş laf. O Ali Koç'un 5 senedir başarısızlığının verdiği delirme hali o. Ama diğerlerinde doğru. Büyük ekşi. Yönetemiyor kardeşim. Yönetemiyorsun. Sayın Başkan. Böyle bir futbol hakikaten bu hale hiç bu kadar gelmediydi ya. Güven müven yok. Ya bak hakemin heyesinden bahsetmeyen futbol adamları vardır. Hatta biz kızarız değil mi hocam? Ya futbolun güzelliklerini konuşalım. Aa baktım onlardan biri bile. Valla ben de şüpheleniyorum. Bahis şikesi oynuyorlar. Abi çok oldu. İsmini söylesem çok olursunuz. Şimdi kimsenin reklamını yapmayalım. Aa o da başlamış. Yani artık 36. dakikada verilen şeyler bilmem ne. Bir de artık konuşuluyor. Hakemlerin hayatında değişiklikler oluyor. Lüks arabalar bilmem. Bazı aleni olmaya başladı Ertem. Yani bu artık yozlaşma dibini futbol aleminde bulmaya başladı. Başka yerlerde de vardır. Siyasette de vardır. Bilmem ne vardır ama. Kardeşim bu futboldaki alenileşmeye başladı. Siyasetçiler en azından numara yaparlar. Bak siyasetçi de çok tanım. Numara yapar. Yok efendim der bilmem ne der. Bunlar alenileşmeye başladı. Götürse bile adam sonra harcamaya başlar. Hemen harcamaz. Hemen belli etmez. Tamam mı? Yani şimdi herkes bu Fatih Terim fonunu konuşuyor da bir de bunlarla konuşuyorsun. Bütün bunları bir büyük parça, resmi parçası olarak görmek lazım. Ve şu an Fenerbahçe'de yazık. Bak aslan gibi takım kurdu. Ha İsmail Kartal bence şey olmaya başladı. Yani yomulmaya başladı. Ona ayrı Fenerbahçe'de koşsun. Galatasaray aslan gibi takım kurdu. Beşiktaş inşallah kuracak. Beşiktaş bu seneyi biraz boş geçiyor. Trabzon. Abi bunlar nerede oynayacak ya?
Bunlar evet, hangi toparlayalım Rasim. Çak bizim Abdülkerim Durmaz'la kavga da ederiz. Tabii ki farklı kulüplerdeyiz ama anlaştığımız tek konu var kardeşim. Yabancı hakem. Burada da Ahmet Çakar'ı tenkit ediyorum. Bu konuya yanaşmıyor. Yok şudur budur. Kardeşim gelecek. Ben MHK yazdım tweette de lav edilmelidir diyorum. Bak MHK başkanı değiştiğine inanmıyorum. Geçenlerde Sinan abimiz söyledi Sinan Engin. Ben kaç MHK başkanı gördüm hiçbir şey değişmedi dedi. Doğru mu Sinan abi? Evet. Abi değişmiyor. Kurumu lav edeceksin. Peki. Bak ne oldu? Kuleli Asker Lisesi diye bir kurum vardı. Aslan gibi de yeri duruyor. Ama o kadar artık tamamen FETÖ'nün eline geçmişti ki. Dedi ki devlet lav ediyoruz kardeşim. Bizim bunu tamamen düzeltecek halimiz yok. Yepyeni üniversite kuruyoruz dedi. Milli Savunma Üniversitesi. Kuleli Asker Lisesi lav edildi. Orada duruyor binası. MHK lav edilmelidir. Hadi ona göre Sinan abi yarım saattir konuşmuyor. Yeni bir model düşünülmelidir. Bir dakika Rasim tamam. Şimdi yeter, söz hakkı Abdülkerim abi söz hakkı diyeceğim. Çünkü Mahmut hocam edeceğiz, apo konuşsun, Rasim apo konuştu. Bir apo konuşsun. Ben önce Sinan abiye dönmüştüm. En son belki sen konuşmak istersin diye ama sana bir dönelim Abdülkerim abi. Tamam. Ne söyleyeceksiniz? Ahmet Hoca'nın açıklaması şimdi ben ve Rasim'in açıklamaları. Bugünkü yorumları. Fenerbahçe-Karagümrük maçından bağımsız konuşacağım. Şimdi bu Beyaz TV ekranlarının karşısında Beyaz Futbol programını milyonlarca Fenerbahçeli izliyor şu anda. Yani başka takım taraftarları da izliyor ama genel bu gece Fenerbahçe maçı olduğu için Fenerbahçe tekrar liderliği devraldığı için Fenerbahçeliler merakla buradaki insanlar, yorumcular ne diyecekler diye başka kanallara da bakıyorlar, bize de bakıyorlar. Hı hı. Şimdi Fenerbahçeli taraftarlara şunu söylemem lazım. Şu anda çok televizyon karşısında çok öfkeleniyorlardır, daralıyorlardır. Sebebi de şu. Şimdi geçen seneden beri bu şeyle sabit, yani istatistiklerle sabit, bütün futbolla ilgili kurumlarla istatistiklere bak sabit. Buradaki yorumcular da başta Ahmet Çakar olmak üzere hakem olduğu için, otorite kabul ettiğimiz için o da dahil. Kendisi zaten defalarca dile getirdi. En çok hakkı yenen takım bu senede başladığından beri bugüne kadar zaten kime kaç, kimin aleyhine, kimin lehine kaç hata yapılmış geçen gün yayıncı kuruluşta vermişler artık. Tamam mı? Ahmet Hoca burada defalarca söyledi. Kimlerin gri pozisyonlarda ne karar aldığını ve TFF başkanından nasıl tepki gördüğünü ilk burada Ahmet Çakar anlattı. Şimdi bir geçen sene de dahil, bu senede başladığından bugüne kadar da dahil bu işin en mağduru takımı Fenerbahçe. Zaten en çok da Fenerbahçe bağırıyor değil mi? Mehmet Büyükekşi'ye istifa, Ahmet evet. İmanoğlu'yla davalık oluyor, başkan falan. İstifa, istifa, istifa. Hem TFF, Mehmet Büyükekşi, hem MHK. Şimdi bu dediğime Ahmet Çakar'lı örnek vererek söylüyorum. O çünkü bunu en çok işimizde dile getiren kişiydi. Çünkü zaten iş meydanda. Baksınlar, tek tek maçları çıkaralım. Hangi takımın daha şampiyon oynanan takımın, hangisinin daha çok canı yanmış? Hangisinin aleyhine daha çok kararlar çıkmış? Ama Fenerbahçe bu ara çok takımlara karşı üstünlük kurup kazandığı için maçları mesela 5-0 bitmiş, 4-0 bitmiş. Orada yapılan inanılmaz bugünkünden çok daha ağır hakem hataları yutuldu geçti. Tamam mı? Şimdi Fenerbahçeliler diyordur ki ekran karşısında. Ha ne oluyor ya? Ne oluyor? Bir tane lehimize bir penaltı çalındı. Ahmet Çakar'ın gibi tartışmalı bir de verilmeyen penaltısı var Şimanski'nin pozisyonu. Hadi o tartışılır diyor Ahmet Hoca. Olabilir tartışılır. İçeride oldu, dışarıda devam etti falan filan. Böyle bir şey oldu ve bütün bu çirkinlikler, şeyler sanki Fenerbahçe'ye yaramış gibi bir atmosfer oluşuyor. İşte algı dediğin şey tam da böyle bir şeydir. Tam da böyle bir şeydir. Ben diyorum ki eğer bundan çok rahatsız olan işte Kadıköy'de kara geceler şu durda aman işte Ali Koç'tan onun arasını yapmak istediler de düzeltmek istediler de bugün yol verdiler de diyenlere şöyle bir çağrım var benim. Buna kulüpleri çağırıyorum asıl kulüpleri. Kulüpleri çağırıyorum. Yarından itibaren Fenerbahçe zaten aylardır söylüyor. Ben bütün kulüpleri bütün ama bütün öyle Kadıköy'de kara gece diyeceksin. Ama Mehmet Büyükekşi istifa diyemeyeceksin. Bravo, orada haklısın. Tamam mı? Orada Ahmet İmanoğlu istifa et demeyeceksin. Hatta bunlara Fenerbahçe saldırdığı zaman
O kurumları korumaya çalışacaksın. Burada bu abi haklı. Ha, orada kurumları korumaya çalışacaksın. TFF'yi koru, başkanını koru, başkan yardımcılarını özellikle koru falan filan. Sonra da Karagöz'e Fener'i bak gene iteliyorlar falan filan. Bu işleri bırakın kardeşim. Bu işlere doyduk 30 senedir. Biz boş verin. Bu işleri bırakın. Böyle gelmiş böyle gidiyor. Ha, bu işlerin böyle gelip böyle gelmesini istemiyorsanız duracaksınız dik dik. Kendi aleyhiniz olduğun mu ortalığı tehditlere vuracaksınız. Bir tane rakibe oldu mu avantajına? Hoppa! Hayda! Bak 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 bak. Onun için Fenerbahçe'li taraftarların artık burasına geldi. Hep aynı senaryo. Kim bu işte kardeşim zararlı oluyor? Sene sonunda, yıl sonunda, yıllar sonunda kim bu işten zararlı çıkıyor? Kim? Ve kim kazançlı çıkıyor? Bir ona bir bakın. Hayatın doğal akışında bir bakın. Ondan sonra böyle sağlar, orada kara gece, burada kara gece, vah vah vah, arasını düzeltmeye çalıştı da, şöyle oldu da, böyle oldu da. Gelelim bu akşama. Ben vardı otursam, ben maçın hakemi rezil bir hakem. Arda kardeşler, rezil bir hakem. Yönetimsel olarak. Tabii ki. Hakemlik olarak canım, belki de dünyanın en iyi çok insanıdır, en ahlaklı adamıdır. Hakem olarak, hakemliği rezil yani. Hiç beğenmem. Çok merak ediliyorsa, ki özellikle çok edilir böyle o pozisyonlarda, hani sen ne diyorsun diye. Hele bugün benim için konuşmak daha da kolay. Karagümrük benim bir de hem doğduğum yer hem futbola başladığım kulüptür. Evet, ben Arda kardeşler bir tek pozisyonda masumdur bence. O pozisyonda Samet'in elini görme ihtimali yok. Biz seyrederken görmedik. Ahmet Çakar'a sordum, evde gördü mü? Nereden göreceğim dedi, hiç belli olmadı. Peki nerede görüyoruz? Ağır çekimde değil mi? Dolayısıyla orta hakemin görmediği bir pozisyonda var hakemleri. Ben mesela VAR'da otursaydım hemen Arda kardeşleri çağırırdım. Hocam gel, Samet'in burada eli çok açık. Gel burada kararı ver. Burada bir penaltı olabilir demesi lazımdı. Bunu açık, tamiz. Bütün kalbimle söylüyorum. Büyük ihtimalle de Arda kardeşler giderdi. Pozisyonu gördüğü an, bak şu görüntüyü gördüğü an penaltıyı verirdi. Hüseyin Göçek. Evet. VAR'daki. Hani Arda kardeşler VAR'a gitseydi, bu pozisyonu seyretseydi penaltı verirdi. Ben VAR hakemi olsam çağırırdım diyorum. Bu ne demek? Ben de penaltı olduğunu kabul ediyorum. Bravo. Objektif tamam abi. Bunu söylerim. Zaten söylemezsem olmaz. Şimanski ne diyorsun? Şimanski'nin pozisyonunu da bak Ahmet Çakar'la biz evde ben seyretmeme rağmen. Yeniden baktın, çek etti. Ahmet Çakar'la baktım. Ahmet Çakar kesin değil diyordu. Ahmet Çakar bile Allah Ahmet dedi. Çünkü tartışmalı. Çok... Abdülkerim abi Şimanski'ye gitmeden 2-3 dakikada o Arda kardeşlerle VAR konuştu. Ben işte onu da söylüyorum, onu da söylüyorum. Bak, önemli. Bak kardeşim. Söyle abi. Bak kardeşim. Bugünkü VAR konuşmaları isteniyormuş ya. VAR kayıtları. Ben de istiyorum. Açılsın. Bravo. Bu akşamki Karagümrük Fenerbahçe maçının VAR kayıtlı odası, VAR bu penaltı pozisyonunda ne konuşulmuş? Lütfen dinlenilsin. Bak lütfen. Bir Fenerbahçeli olarak bunu istiyorum. Aman Hüseyin'im penaltıyı verme. Ama. Gidendi. Ama bundan 3 hafta önce, 4 hafta önce bazı ilginç şeyler de oldu. Biliyorsun değil mi? Bazı ilginç kararlar oldu. Onların da, onlar o kayıtlar silinip atılmadı değil mi? Uzaya boşluğa gitmedi. Yok, hepsi duruyordu. Hepsi. Onları da bir çıkarsınlar. Tamam mı? Ne var ne yok bir çıksın. Bütün VAR kayıtları tek tek dinlensin. Kim bundan korkuyorsa namerttir, alçaktır. Bravo. Çıksın tek tek, tek tek. Bak hiçbir korkum yani kimin korkusu var bilmem. Benim yok kardeşim. Bütün pozisyonlar çıksın, hakemlerin VAR konuşmaları dinlensin. Hiç buradan bir şeyim yok ama şunu söyleyeceğim, tekrar tekrar üstüne basa basa söyleyeceğim. Ben yalandan böyle bağırıp çağırmalardan artık gına geldi. Kardeşim bu işin müsebbibi kimdir? Mehmet Büyükekşi. Hı hı. Sadece o değil. Bütün yönetim kurulu. Tamamı istifa etsin. Bunu da her kulüp başkanı çıksın söylesin. İstifasını istiyorum diye. Ben burada Fenerbahçe taraftarlarına sesleniyorum. Özellikle sosyal medyadakilerine. Lütfen Mehmet Büyükekşi istifa tegini açar mısınız? Ahmet İmanoğlu istifa tegini de açın. Ben de diyorum ki ben Fenerbahçe taraftarlarına sesleniyorum. Yabancı hakeme gelse gider. Çok şikayetçi olan da lütfen bu tege iştirak etsin. Başka kulüp taraftarlarında bekliyorum. Ama öyle Karagece diyeceksin. Bu adamı bir kere istifaya davet edemeyeceksin. Öyle bir şey yok. Onu göreceğiz. Pozisyonda şimdi, söylediğim budur. Penaltı verilirdi. Ama teknik analiz yapmam uzun sürer. Evet, Fenerbahçe'nin onu ayrıca yaparsın. Fenerbahçe'nin oyun gücü evet sezon başındaki gibi değildir ama zayıflıyor çok takım. Basittir.
Ya yani insaf insan biraz yani iki tane stoper kadroyu bulmuşun oh diye. Iki... Ona geleceğim Abdülkerim abi. Tamam. Bir Sinan abiye döneyim. Tamam. Uzun zamandır konuşmadı. Şimdi, evet. Sinan abi. Şimdi Beşiktaş taraftarı 7-8 maçtır Büyük Ekşi'nin istifasını istiyor. Sinan abi konuşurken Serdal Bey'in de açıklamasını verelim. 7-8 haftadır ve Ahmet Nuçebi de çok haftalar önce de Mehmet Büyük Ekşi için istifa etmelidir demişti. Hatırlarsanız ve biliyorsunuz en büyük tepki de bizim statta gördü ha, küfürler ağır ama onlara katılmıyorum. Dolayısıyla Beşiktaş'ın da hiçbir memnuniyeti yok hakemden ve merkezden. Şimdi futbolu yönetmek, futbol adamı olmak çok tecrübe işidir. Tecrübeli olmak lazım. Şimdi çok böyle nüanslara dikkat etmek lazım. Şimdi bir kulübün başkanı MK başkanına ne kadar hakaret ederse etsin, dava açarsan bunun sonrasını hesap etmesi lazım. Evet. Şimdi bakın, bu iş hep böyle gidecek. Şimdi ne oldu? Geçen hafta Fenerbahçe Adana Demirspor maçında kırmızı kartlar verilmedi. Rezil bir hakem yönetimi. Bu hafta ne oldu? Samet'in pozisyonu verilmedi. Smaski'nin pozisyonu bir hakem kararıdır. İçeride başladı, dışarıda penaltı verirse de kimse bir şey demez. Vermeyebilir de, vermedi de. Ama penaltı da verirse Smaski'nin pozisyonuna çok da fazla da bir şey olmazdı. Şimdi Ahmet İbanoğlu'nun dava etmesi demek buradaki MHK ile Fenerbahçe arasında bir savaş başlattı. Hem eksi yönde hem pozitif yönde de bu algılanabilir. Bravo. Bak şimdi. Yarın Fenerbahçe'nin tekrar aleyhine düdük çalındığı zaman diyecekler ki bir hesap var. Şimdi bugün böyle yaptılar. Bugün böyle yaptılar. Böyle uygun gördüler. Böyle karar verdiler. Yarın başka bir türlü karar verecekler. Yok, diyecekler ki. Bak, baskı ortam, bravo. Bak, yarın başka türlü karar verecekler. Diyorlar ki ben sıkıştıracağımız zamanı biliriz. Şimdi bunu böyle yapalım. Ben biliyorum diyor ne yapacağımızı. Bir geçelim bekleyelim. Şurayı bir. Bekleyelim tabii, diyorlar tabii. Bir süreci. Onun için sen şimdi durup dururken arkadaş herkes koltuklarda oturmak ister. Ama ağır eleştirilere ve küfürlere katlanabiliyorsan koltuklara otur. Çünkü koltuk varken makam vardır, ilgi vardır, alaka vardır, koltuğun vardır. Ama koltuğun da bir de negatif ceremesini çekeceksin. Onun için böyle hedefleri olacaksın. MHK başkanı olmak isteyen Türkiye'de milyonlarca insan vardır. Ama sen olmuşsun. Olmuşsan bazı şeyleri de sineye çekeceksin. Ya da istifa edeceksin, dava edeceksin. İstifa edip dava edeceksin. Onun için o kadar tecrübesiz oldukları için Ertem'ciğim, Mehmet Büyükekşi veya yönetim kurulundaki birisi der ki ya arkadaş siz dava etmeyin. Siz dava açarsanız sıkıntı olur. Bu futbol devam ediyor. Lig bitmemiş. Hiçbir şey bitmemiş, anladın mı? Hı hı. Yani beklersin sezon sonunu bilmem neyini falan dersin. Ona göre veya ben istifa ediyorum. Bana çok ağır edildi. O kadar çok eğer gocunduysan mesela, değil mi? Hı hı. Ağır bir hakaret olarak sayıyorum dersen istifa edersin. Onun için bundan sonra ben sana daha dün akşam dedim burada erken. Ocak ayından sonra iş daha çok kızışacak. Daha çok kavgalar başlayacak. Makas daralacak. Şimdi bugün ben bakıyorum. Hele 24-25 yani Aralık haftası yandı. Mesela Ankara bir tane penaltısı verilmedi. Ben baktım. Bizim Beşiktaş maçında verilen bu akşamki Samsun maçında verilenden daha ağır aynıya benzeyen bir hareket. Ankara Gücü, Antep maçında baktım. Ümit Öztürk baktım falan. Hı hı. Yani kararlar öyle standart değil ki. İstedikleri gibi ayarlıyorlar. Maalesef 5-6 tane hakemin oyuncağı olmuşlar. Ve Mehmet Büyükekşi Başkan da İbanoğlu da işte bilmiyorum. Bunları da abicim göz yumuyorlar ve engel olamıyorlar veya düzeltemiyorlar. Ya arkadaş adama sorarlar. Şimdi merak ediyorum. Ben diyorum ki her maçlardan sonra MHK Başkanı mesela çıksın konuşsun. Desin ki özür diliyoruz futbol ailesinden. Bu maçtaki Samet'in pozisyonu penaltıydı. Benim hakemim hata yaptı. İşte Ümit Öztürk hata yaptı. Bilmem ne hata yaptı. Ya arkadaş bunları bilelim. Ama hiç kimseyi siz umursamıyorsunuz. Ve aynı şekilde Türk futbolunda konuşana cezayı basıyorsunuz. Hoca buradan konuşuyor. Hocaya da bile cezayı veriyorsunuz. Hesapla dava açıyorsunuz. Mesela kulüp başkanları hakkını nerede arayacak abicim? Yani ne, karakola mı gidecek? Savcıya mı gidecek? Hayır. Aynen ya. Çıkacak televizyonlarda konuşacak ki MHK duysun. İşte Futbol Federasyonu duysun. Diyor ki Futbol Federasyonu. Hayır kardeşim sen konuşamazsın. Ben istediğimi yaparım. Basıyorsun ceza. Yok arkadaş böyle tek düzen. Olmaz böyle bir şey. Hakkını. O zaman kızmayacaksın. Bak. Tabii. Doğru bir kelime değil olabilir. Ali Koç ne diyor?
Kardeşim bir gün Fenerbahçeliler giderlerse diyor federasyona diyor şaşmayın beğenmeyin. Doğru mu? Değil. Ama tehdit değil. Tokatlayacağım en sonunda diyor. Bak olaylar buralara gidiyor çünkü umursamıyorlar. Bak Trabzonspor maçı çok nazik bir şekilde. Sivasspor kabul ediyor diyorlar değil mi? Bu doğru. Mi? Hakemler de önemsemiyor ya. Gündüzsün o hakemler. Garip bahis oynuyor hakemler garip ya. Garip hakem trenlerle gidiyor oraya maça gidecek. Garip hakem doğru kalmadı. Canım. Neyse yani. Hepsi cebini doldurdu. Ya onlar da bir insan evladı. Tabii tabii. Onları da kullanıyorlar. Alt düzey hakemler bak, öyle. Hakemleri haklısın. De kullanıyorlar. Ya arkadaşlar bir sürü maçlar atıyorlar. Alt ligleri görseniz. Alt ligler orada bugün haklısın. Bugün bir abi Bingöspor bilmem ne maçını attı bana arkadaşım. Bir penaltı. Ya inanamazsın. Ya, alt bak. Alt taraflarda inanılmaz işler oluyor. Rezalet. Şey, orada bahis çok dönüyor. Bilmiyorum ne döndüğünü. Ben anlamam abi. Yok. Döndüğünü. Devlet raporu var. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Bu Türk futbolunun yeniden yapılanması lazım. Buradan çağır, ne çağır, söylüyorum? Çağır. Kulüpler Birliği devrimle. Bana göre Kulüpler Birliği denilen bir şey yoktur. Bravo. Sadece çay kahve mola veriliyor. Bravo. Orada gidiliyor muhabbet edilen bir yerdir. Geyik. Hemen lav edilmelidir. Bakın Kulüpler Birliği lav edilmelidir. Hiçbir ağırlığı yok. Ne demiş Beyin Sport? Beyin Sport ne demiş? Gidiyoruz. Biz demiş. Tabii. İstemiyoruz. Haklılar. Siz ihale çıkın. Abi çünkü niye? Adil olan bir Türk futbolu yok. Tabii. Popüler bir Türk futbolu yok. Popüler dünya atıyor. 500 abi. Milyon dolardan 70-80 milyon dolara düşmüş bir futbol var. Evet. Bakıyorsunuz dolayısıyla kulüpler batmış. Borç. Halka arzlar yapılıyor. Abi kağıtlar işte tahtalar bilmem ne falan filan oradan para gelecek. Yok kriptolardan oradan buradan batmış kulüpler. Dolayısıyla sen... Seni takım bulamayacaksın. Söyleyeceksin Sayın Cumhurbaşkanım. İşte bizi TRT maçları alır mı? Evet. Yine bakacaksın. Aynen bravo. Yine devlette. Sinan abi nasıl biliyor bu işi? İşte bizi işte falan filan veya bilmem ne. Sırat Bankası yani gelsin bilmem lazım. Yapmayın. Türk futbolunda adalet olmadığı için söylüyorum. Bugün Fenerbahçe. Yarın Galatasaray. Bakın. Bugün cümlenin sonunda bir reklama pası atar mısın Sinan abi? Bugün Fenerbahçe'yi değil mi diyorsun? Geçen hafta da Fenerbahçe'yi de yediler. Bakacaksın Galatasaray'a da canı yanacak. Tabii hep canım. Böyle ayarlıyorlar. Ona biraz... Eşitliyorlar, buna böyle eşitliyorlar. Sinan onun abi, için bütün dünya medyası... Rasim girme, girme. Futbolu dal geçiyor. Futbol da adil. Normalde interview falan yok. Dolayısıyla fazla konuştum. Reklama gidiyoruz. Bakın reklamı seyredin. Reklamdan sonra hoca enteresan bir şey anlatacak. Ertem ben de bir şey söylüyorum. Bak, reklam. Çok acil girmemiz lazım. Hatırlar mısınız? 91'de, Star 1'de Galatasaray, Fenerbahçe ayrı ayrı satıyordu. Bravo. Bak oraya gidiyor iş. Diğer kulüpleri de uyarıyorum. Sevgili seyirciler. Havuz sisteminden çıkılıp Galatasaray'da, Fenerbahçe'de kendi satmak istiyor. Beşiktaş Başkan Adayı Sayın Serdal Adalı da var kayıtlarının açıklanmasını istedi. Ama kafalardaki soru işaretlerinden bir de şu. Serdar Tatlı, eski MHK Başkanı. Biliyorsunuz Beşiktaş Türkiye Kupası'nı kazandığında kutlamaya gitmişti. He. Acaba şimdi Sayın Ahmet İbanoğlu... Süper Kupa finalinde Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmasına gider mi, gidebilir mi? Bunları konuşacağız, reklama gidiyoruz.